Evet arkadaşlar, dersimiz başladı. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün Gusnül Havfi isimli bir metin okuyacağız ve onun sorularını yapmaya çalışacağız. Şimdi ben önce şuradaki ne yapayım? İşaretlememi açayım. Evet, işaretlemem de açıldı. Evet, ne diyelim? Bismillah. Gusnül Havfi, korku dalı diyebilir miyiz? Ya da korkunun dalı. Öyle bir şey diyelim. Gusnün dal demek değil mi? Hatta şurada kelimelerimiz var. Türkçedeki karşılıklarına bakalım. Siz zaten Arapça ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Sakrun, atmaca, müderrip, eğitmen. Hallaka, işte havada uçtu, döndü. Anaü sema, gökyüzü. Fer'u şecere, ağaç dalı. Dolayısıyla gusnun da dal demek. İ'tena, önemsedi, ilgilendi, önem verdi. Elife, alıştı. Efendim, eb'adül müşkile, meselenin boyutları. İbi tehece, sevindi. Bizde behiç ismi vardır, behiç. Kullanılır zaman zaman arkadaşlar. O da Arapça kökenli bir isimdir. İmteleke, bir şeye sahip oldu. El ibda'u, yaratıcılık. İcat, tatvir, geliştirme diyelim. Başlayalım buradan. Ehden ehda ahadül umarai melikehu sakrayni ra'iayni. Ehda neydi? Hediye etti. Ahadül umara, emirlerden bir tanesi. Melikehu, kralına diyebilir miyiz arkadaşlar? Kralına, padişahına hediye etti. Ne hediye etti? Sakrayni ra'iayni, iki tane harika atmaca ya da şahin. Fa'adahuma el meliku li kebiri müderribi sukuri li yüderri behuma. Şimdi fa'adahuma, onu verdi, o ikisini. El meliku, kral. Kime verdi ya da padişah diyelim, padişah verdi. Likebiri müderribi suhur, atmaca eğitmenlerinden büyüğüne ya da büyük bir atmaca eğitmenlerine verdi diyebilir miyiz? Büyük bir atmaca eğitmenine ya da kuş eğitmenine verdi diyelim. Bu herhalde kebirden hem yaşlı hem tecrübeli şekilde burada kebiri anlayabiliriz. Niçin? Liyüderri behuma, o ikisini eğitmesi için. Ve ba'de eşhurin, bir ay sonra, ca'ehu el müderribu. Krala geldi ya da padişaha geldi el müderribu, eğitmen. Niçin geldi arkadaşlar? Li yuhbirahu, ona haber vermek için. Neyi haber verecek? Bakın. Enne ahade sakrayni, atmacalardan bir tanesi, yuhalliku, uçuyor, bir şeklin ra'in, son derece güzel bir şekilde, son derece iyi bir şekilde diyebiliriz, harika bir şekilde uçuyor. Fi ana issemai, gökyüzünde. Beynema lem yetruki sakru el aharu, diğer atmaca lem yetruk, terk etmedi. Fer'a şecerati, ağaç dalını, ellezî yakifu aleyhi, üzerinde durdu. Diğer atmaca, üzerinde tünedi diyebilir miyiz? Biz tünemek diyoruz arkadaşlar. Genelde tavuklar için kullanılır. Üzerinde durduğu, tünediği ağaç dalını diğeri terk etmez iken, bir tanesinin gökyüzünde son derece harika bir şekilde uçtuğunu efendim haber vermek için krala bir ay sonra geldi diyoruz. Ve cema, bunun üzerine topladı el meliku, padişah, el etibba, doktorları, min külli enhail biladi, efendim ülkenin her tarafından doktorları ne yaptı? Topladı, bir araya getirdi. Niye? Ya'tenu bis-sakri, o hareketsiz duran, uçmayan atmacayla ilgilenmeleri için.
Lakinnehum, ancak onlar, lem yetemekkenu, başaramadılar. Min hassihi ala tayerani, onu uçmaya teşvik etme hususunu başaramadılar. Yani onu uçurmayı başaramadılar diyebiliriz. Ama şu hassenin anlamını söyleyeyim. Onu uçmaya ikna etmeyi, onu uçmaya teşvik etmeyi başaramadılar. Ya da cesaretlendirmeyi diyebiliriz arkadaşlar. Fekkeral melikü en yesta'ine bi şahsin ye'lefu tabiatel hayati fir rifi. Şimdi fekkera düşündü. El melikü padişah neyi düşündü? En yesta'ine yardım almayı bir şahsin, bir şahıstan. Nasıl şahıs? Bakın şu ye'lefu tabiatel hayat fir rif. Bu cümle şahs ifadesinin ya da kelimesinin sıfatıdır. Alışkın. Neye alışkın? Tabiatel hayat, hayatın tabiatına. Yani doğal hayata diyebiliriz arkadaşlar. Nerede? Fir rifi, kırsalda. Kırsalda yaşamın tabiatına, doğallığını bilen, buna alışkın olan bir şahıstan yardım almayı düşündü. Niçin? Yefheme eb'adel müşkileti. Problemin boyutlarını öğrenmek ya da anlamak için diyebiliriz. Femera bunun üzerine emretti. Fevran hemen emretti. Bi ihsari ahadil fellahin, çiftçilerden bir tanesinin getirilmesini emretti. Ve ahbarahu, ona söyledi. Bi müşkileti sakri. Neyi söyledi? Atmacanın problemini. Ellezî lem yetrük fer'a şecera. Ağaç dalını terk etmeyen atmacanın ne yaptı? Müşkilesini, problemini ona haber verdi. Şimdi bakın şurada bir sakır var ve yine bir sıfat var. İsim mevsul var. Sıfat var arkadaşlar. Şurada da cümle olarak bir sıfatımız var ama burada şahıs kelimesi var. Harfi tarif başında olmadığı için araya bir isim mevsul gelmedi burada gördüğünüz gibi. Ama burada müşkile sakır kelimesine sıfat getirmek istedi. Harfi tarif de ne diyelim, marif olduğu için efendim arasına bir ismi mevsul getirerek bir cümle olarak sıfat sakır kelimesine getirdi. Onu da ifade etmiş olalım. Ve fi sabahi, sabahleyin ibi tehece el melikü, kral sevindi ya da padişah sevindi. İndema ra'as sakra, sakrı gördüğünde, yani atmacayı nasıl gördü? Yuhalliku, uçuyor. Fevka hadaiqisl kasri, sarayın bahçeleri üzerinde uçarken atmacayı gördüğünde ne yaptı? Sevindi. Fese'elel fellaha, çiftçiye sordu. Ne sordu? Keyfe cealte hu yatiru, sen nasıl onu uçurdun? Onu nasıl uçurdun diye çiftçiye sordu. Fe'ecabehu el-fellahu bi-thikatin. Fe'ecabehu, ona cevap verdi. El-fellah kim? Çiftçi. Bi-thikatin. Buna şey diyelim, özgüvenli bir şekilde ya da kendinden emin bir şekilde arkadaşlar ona cevap verdi. Ne dedi? Kâne lemru, durum yesiran, kolaydı. Ya seyyidi, efendim diye. Buna efendim diyelim. Efendim durum kolaydı. Lakat kesertu, ben kestim. El fer'a, dalı. Ellezî kâne yakıf aleyhi, o kuşun üzerinde tünemiş olduğu ya da üzerinde durduğu, ben dalı kestim dedi. Yani böylelikle kuş uçtu. Şimdi geliyoruz son paragrafımıza. İnne kesiran minel eşhasi mitle sukur. Yani evet, inne kesiran minel eşhasi, çoğu şahıs, çoğu kişi diyelim, atmaca gibi ya da atmacalar gibi çoğu kimseler, yemtelikune, sahiptirler, neye? Takaten, cebbaraten, büyük bir kapasite diyelim arkadaşlar. Önemli bir kapasiteye. Neden? Minel meharati, efendim yeteneklerden, vel ibdai ve de yaratıcılık.
Şey diyelim arkadaşlar, bu insanlar yaratıcılık ve kabiliyet kapasitesine sahiptirler. Önemli ölçüde yaratıcılık ve şey kapasitelere sahiptirler. Velakinnehum, ancak onlar, yakifune, beklerler. Nerede? Ala husnün, bir dalın üzerinde, minel havfi, korkudan oluşan. Yani bir korku dalının üzerinde dururlar. Başka, ve tereddüdü, ve tereddüt, ve ademir rağbeti, isteksizlik, neye, fit tağiri, değişime. Değişim isteksizliği, korku ve tereddüt ve endişe diyebiliriz. Korku dalı üzerinde onlar beklerler. Liannehum, çünkü onlar, elifu, alışmıştırlar. Zalikel husne, bu dala. Bu dala, çünkü onlar alışmıştır. Ve yahşevne, onlar ne yaparlar? Korkarlar. En yahseru, kaybetmekten. Mekanehum, yerlerini, onlar yerlerini kaybetmekten korkarlar. İn havelu, çabalarlarsa neye? El vusule, ulaşmaya, lima ve efdalu. Efendim, en uygun olan şeye. Şöyle diyelim, eğer en uygun olan, en güzel olan şeye ulaşmaya çabaladıklarında onlar ne yaparlar? Yerlerini kaybetmekten korkarlar. Ve kesirun minna, bizden çoğu kimse, ledeyhi, onda var. Yani bizim çoğumuzda var diyelim arkadaşlar. Husnun, bir dal, yeşudduhu ilel verai. Onu ne yapıyor? İtiyor. Neye? Geriye doğru itiyor. Geriye itiyor ve yemne'uhu, onu engelliyor. Minel ibda'i, yaratıcılıktan, ve tadvir, ve de gelişmekten. Gelişme ve yaratıcılıktan engelleyen, onu, kendisini arkaya, gerilere iten bir dal var bizim çoğumuzda. Velen yentalika, asla ne yapamayacak, başlamayacak, ve yuhallika, ve de uçamayacak, fi anais semai, gökyüzünde. İlla izâ keserahu, ancak o dal kırıldığında, ya da şey diyelim, ancak o dalı kırdığında, ancak o dalı kırdığında gökyüzünde uçacak ve uçmaya başlayacak bu insanlar şeklinde burayı anlayabiliriz arkadaşlar. Metin böyleydi. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Türkçe zaten siz okuduğumuzda ne dediğini anlıyorsunuz. Türkçe nasıl ifade edilebilir? Bu sizin için daha önemlidir diye düşünüyorum ben. Evet, bakalım aklımızda ne kaldı? Eksik ya da yanlış, bakalım. As-sakrani cemilani lakin nehuma yahtacani ila tedribin diyebilir miyiz? Doğru. Evet, doğru. Güzel bir kuş, eğitime ihtiyacı vardı. Zalle sakrani alel fer'i şeceratillezî yekifâni aleyhi. Yanlış. Yanlış. İki kuş değil de tek kuş kalmıştı. O yüzden yanlış arkadaşlar. Güzel. Necehal etibba'u fî icibâri sakri alet tayran. Yanlış. Yanlış. Evet. Ne dedi? Doktorlar kuşu uçmaya zorlamada başarılı oldular. Yani kuşu uçmaya zorladılar ve başarılı da oldular gibi anlayabiliriz. Pardon, bu da yanlış idi. İstada'al fellah en yahulle muşkilete sakri bi suhuletin. Doğru. Evet, ne demişti? Kânel emru yesîran demişti. Hatırladınız mı? Evet, doğru. Yemliku qalilun minen nas kudratin aliyeten misle. Ne diyor? Doğru. Ama o kesir demişti, değil mi? Şu kalil ifadesi
Bozuyor arkadaşlar. Yemliku kesirun minen nas deseydi doğruydu. En son cümleye gelene hemen bu hatırladım. Şurası. Kesirun minna ledeyhi demişti ya. Evet. Devam edelim. Yahşen nas en yahseru mekanehum in ha velu tagira. Doğru. Bu doğru evet arkadaşlar. Ne dedi? İnsanlar korkuyor kaybetmekten konumlarını, değişime onlar çalıştıklarında, eğer çalışırlarsa diyebiliriz. Evet, burada da birleştirme yapalım arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Ahadal mudarribu sakrayni. Ken yudarribuhuma ala tayran. Çok güzel. Hoca diyelim buna. İki tane atmacayı uçmaya alıştırmak için onlar ne yaptı? Aldı. Cema'ul melikul etibba'e. Liyualicu sakr. Liyualicu sakra. Evet. Onlar ne yaptılar? Tedavi etmesi için bir araya getirdi. İsta'anel meliku bi fellahin. Yahulla müşkilatı sakr. Çok güzel. Şeyin sorunu çözmesi için yardım aldı. Ca'el mudarribu ilel meliki. Niye geldi? Yuhbirahu bi'amri sakr. Çok güzel. Evet. Durumunu ona söylemek için diyelim. Keser al fellah. Usna şecer. Yattara sıkır ileteyim. Çok güzel. Onu uçmaya mecbur bırakmak için değil mi kesti? La yergabun nas fit tagyiri. Hatta la yaksaru mekanede. Çok güzel. Şeylerini kaybetmemek için değil mi konumlarını? Evet. Dedik arkadaşlar. Ve şuradan bunu geçiyoruz. Şurada ne var? Boşluk doldurmamız var ama biz hızlı geçiyoruz. Biraz daha onu ne yapabiliriz? Şuradan yakaladım. Biraz daha yavaş indireceğim. Evet. Doğru cevabı seçiniz. Zaten burada parçada geçtiği gibi seçeceğiz arkadaşlar. Atal meliku sakrayni. Melik ne yaptı? Kral iki şeyi verdi. Atmacayı. Muallim. Muallim mi? Müderrip miydi? Aynı. Aynı. Eğitimin ve bu ucum. Tabip, doktor, murabbi, muallimi, sukur. Ama şey olabilir mi? Yok, bir tanesine verdiydi. Bir tanesinden hareketle şunu eliyoruz. Bunun murabbi bunu kabul edemiyoruz. Şuna verdik. Büyük bir tane adama vermişti. Tamam. İstada sakru levvelu en yatira aliyen ba'de. İlk kuş uçtu. Uçabildi. Yükseklere uçabildi diyelim arkadaşlar. Eşhur değil mi? Bir ay sonra. Güzel. Ahtar al meliku ahade noktan li yuhille müşkilete sahri sani. El müzari'in. El müzari'in çiftçilerden bir tanesini getirtti. Kuşun problemini çözmesi iyi şeyin. Atmacanın, ikinci atmacan problemi çözmesi için dedik. Evet. El meliku indema ra'a sakra yuhalliku fevkal kasri. Ne yaptı? Sevindi. Sevindi. Değil mi? Sevindi. Diğerleri zaten endişelendi, kızdı, üzüldü gibi anlamlara geliyor. Yecibu en yetruken nas el-havf. El-havfe değil mi? İnsanların korkuyu terk etmesi gerekir. Hedeflerini gerçekleştirmeleri için dedik. Güzel.
İstata'a sahra en yuhallika aliyen indema. Kutara havf. Kethara havfahu. Evet, burada ne diyebiliriz? Kuş uçabildi. İndema ne zaman? Efendim, korkusunu kırdığında, ya kestiğinde. Yani şey diyelim ona, korkusunu ortadan kaldırdığında falan diyebiliriz ama kesara şey deseydi, kusira husnehu falan olsaydı, husnehu dalı kesilince falan daha güzel olurdu. Ama böyle tercih edilmiş. Devam edelim. Kelimelerin zıtlarını bulalım burada da arkadaşlar. Bunlar zaten hep metinde geçti. Yahseru kaybediyor, kazanıyor diyelim. Yerbahu. Yerbahu çok güzel. El-vera'u. El-emamu. Arka el-emamu, buna da ön diyelim. Cema'a. Vezda'a. Cema'a biriktirdi, vezda'a dağıttı değil mi? İhsar. İhdar, irsel. İrsal, evet. Biri getirmek, biri yollamak anlamına geliyor. İbi tehece. Hazine. Sevindi, üzüldüğü bulacağız değil mi? Üzüldüğü de bulalım. Devam edelim. El havfu. Eşşeca'at. Korku, şu da cesaret olsun. Çok güzel. Et tereddüdü. Çok güzel. Tereddüt ve güven diyelim şurada. Belki özgüven diyebiliriz arkadaşlar. Es-sika bi nefsihi, özgüven demek değil mi? Şurada da kelimelerimizin şu kısımda cemilerini istiyor bizden. Altı çizili. Bu kelimeler zaten ne yaptı? Aşağı yukarı metinde geçti. Bir takım irapsal değişiklikler var ama çok da önemli değil. Yahseru ba'dun nas mekanehum, bazı insanlar mekandan kaybetmekten korkarlar. Ya bazı insanlar mekanlarını kaybederler. Mekan kelimesinin cemisi ne olabilir arkadaşlar? Emkine. Emkine çok güzel. Mekan, emkine, başka. Evet arkadaşlar. Emakin hocam. Emakin değil mi? Ben emakini bekledim. Evet, gayet güzel. Şimdi devam edelim. Emkine ve emakin. Fer'un. Furu' gelir değil mi? Furu' gelir. Arrifu. Eryafun. Eryafun. Çok güzel. Ya seyyidi, seyyidün kelimesine bakalım biz. Seyyidün. Bir daha anlayalım. Esyad. Çok güzel. Esyadün. Bir de madetün gelir. Saadetün gelir arkadaşlar. Saadetün. Değil mi? Evet. Husnün. Husun. Husun var. Bir de eğsan gelir. Eğsan. İki tane söyleyebiliriz. Güzel. Kasrun. Kasrun saray mıydı? Kusur. Saray. Çok güzel. Kusur. Kasrun, kusurun. Yani bu kelimeler sözlüğe bakılıp hemen sözlükten anlamları, cemileri söylenecek alıştırmalar arkadaşlar. Hatırlamış olduk. Şimdi gelelim şu kısım alıştırmalara. Burada ne demiş? Kelimeleri, müfretlerini bizden istemiş. El-umera kelimesi müfredi ne olabilir burada? El-emir. El-emir. Güzel. İtibba ne olabilir arkadaşlar? Tabip. Tabip. Gayet güzel. Enha arkadaşlar. Enhiye. Bir daha dikkat edelim. Bu enha nahvun olabilir mi? Nahiye nevah gelir arkadaşlar. Nahvun olur diyelim. Evet. Hadaik kelimesi. Hadika. Hadika tün değil miydi? Hadika tün. Evet.
Bu daha dikkatin olsun. Maharat. Mehara. Mehara. Değil mi? O da bu olur. Eşhas. Şahs. Şahs. Güzel. Şimdi burada ne dedi? Kelimelerimizin müradiflerini bizden istedi. Bu da tam bu alıştırmalar da kelime bilgilerimize yönelik alıştırmalar arkadaşlar. Yuhalliku uçuyor diyor, değil mi? Yatır olur mu arkadaşlar? Evet, yatır. Çok güzel. Şurada yakfizu ne demek? Hadi bakalım yakfizu. Zıplamak hocam. Güzel, zıplıyor, sıçrıyor değil mi? Şunlar daha çok görüyoruz. Far'un kelimesinin burada eş anlamlısı hangisi olabilir? Vusun değil mi? Güzel. Vera'nın eş anlamlısı ne olabilir arkadaşlar? İlel halif olabilir mi? Evet. Evet olabilir. Hasse. Min hasse sakri. Hasse teşvik etmek anlamında. Teşcih. Teşcih değil mi? Teşcih. İbi tehece. Feriha. Yukarıda da Saide demişti. Burada Feriha'yla başka bir kelimeyle anlamını bize verdi. Evet. Yesir vardı arkadaşlar. Sehil değil mi? Kolay. İkisi de kolay anlamında. Sağıp zor idi. Şimdi bizden şurada da boşluk doldurmamızı istiyor. Bu boşluklar zaten şeyde geçti arkadaşlar. Nerede geçti? Metinde geçti. Evet. Lem yetrük es-sakru fer'a. Neyi terk etmedi bu sakır? Eş-şecera değil mi? Şecerayı terk etmedi. Üşeccü'ül müderribu. Ne yaptı? Alet-tayran. Es-sakra alet-tayran. Es-sakra alet-tayran. Gayet güzel. Ye'leful fellahu tabi'atel hayat fi Arif. Fir-rif değil mi? Geçmiş idi. Yemtelikun nas taqaten Cebbaraten değil mi? Böyle büyük, önemli diyelim. Ecabel fellahu an sualil melik bi sikatin değil mi? Çok güzel. Keseral fellah ellezi yakfu aleyhi s-sakru. El fer'a. Dalı kesti dedik. Şimdi arkadaşlar geliyoruz şu kısma. Bu kısımda da yine metinden alınmış cümleler ve boşluklar söz konusu. Bakalım doldurabilecek miyiz? Kesirun ennas. Min olur değil mi? Buraya hemen biz şuradan bir tane min getirelim buraya. Mithle sakr yemtelikuna dağaten cebbaraten. Evet. Buraya ne gelebilir arkadaşlar? Lakinnehum ancak onlar korku dalı üzerinde beklemektedirler. Evet, buraya ne yargabun fi tagyir diyelim. Buraya ne gelir arkadaşlar? Hangisi? La olabilir mi? Onlar istemezler, değişim istemezler. Evet, la. Çok duymadım ya. Biri la dedi ama değil mi? Anlayamadım. Tamam. Evet, i'tadu el-husna lezi yakifune aleyhi. Buraya ne gelir? Li'ennehum. Çünkü onlar ne yaparlar? Alışkın, alışmıştırlar diyelim şurası. Ve yakşevne en gelir değil mi? En yakseru kaybetmekten korkarlar. Şimdi nereye ne kaldı? İlla kaldı. Bir de ila kaldı. İn havelu el vusule ila. Yukarıda lima hüve el efta hümel efta eftalü geçmişti hatırladık. Ve kesir minna lideyhi husnun yüşed yeşudduhu ilel verai velen yantadaha ilel emami illa ize keser
Evet, ancak o dal kırıldığında diyelim. İllamız nerede? İllamız şurada arkadaşlar. Evet. Şurada ne var? Boşlukları yine doldurunuz diyor. Et-tabibu bil maradi. Hastayı doktor ne yapar? Ya'teni. İlgilenir değil mi? Çok güzel. Evet. Zaten i'tena bi harfi ceri ile birlikte çok kullanılmakta. Şu biraz şey oldu ya, şekilsiz oldu. Bunu alalım. Şöyle daha güzel bir çizgi çekelim şuraya. Evet, burası olsun. Kuş, gökyüzünde kuş ne yapsın? Yuhallık. Yuhallık değil mi? Gökyüzünde uçuralım bu kuşu biz. Evet, bu kuşu uçsun gitsin. Tamam. Öğrenci, bir muallim idi, öğretmen. Liyefemel nas, parçayı anlamak için. Ne yapar öğrenci? Yesta'in. Yesta'inu, hocadan yardım alır diyebiliriz. Evet, güzel. Ağacın dalındaki kuş. Kuş ne yapıyor ağaçta? Yakif. Yakif. Yakifu dedik. Güzel. Evet, şuraya gelsin. Kral. Bir tane fellah emara getirilmesini emretti. Zaten şurada emara bir harfi ceri bizim için belirleyici burada. Efendim. Burada var ya, ben şöyle bir bakıyorum. Evet, harfi ceriler gayet belirleyici. Doktorlara minki her yerden ne yaptı? Cema. Topladı. Evet. Şimdi bakalım burada. İstiane bir arkada birinden yardım almak. Yuhalliku fisse fi anaissema. Burada fissema dese de olurdu arkadaşlar. Öyle de kullanımı ben görüyorum. Siz de zaten biliyorsunuz. Yakufu ala, yakufu bir şeyin üzerinde ne yapmak? Beklemek. Bakın. Bu da var. Burada da bize efendim harfi cerleri biraz daha öğretmeye çalışıyor. İ'tena bi, ihtemme bi. Bunlar da bu şekilde çokça görmekteyiz metinlerde. Evet, burada ne var? Burada ne var? Burada zıt. Burada mudaf ve mudafun ileyh. Şurada da mübteda ve haber cümlesi oluşturalım. Şurada muzaf, muzafun ileyh oluşturacağız ama anlamlı bir şekilde oluşmasına da dikkat edeceğiz. Mesela tabi'atü sakri ya da evet, tabiat doğa demek değil mi? Ağacın tabiatı demeyeceğiz sanki. Evet. Şimdi fer'u şecera. Evet, fer'u şecera deriz burada. Çok güzel. Ana'u es-sene. Evet, gökyüzü dedik. Bu zaten çok gördük. Tabiatül el-hayat. Yaşamın doğası, tabiatı. Ba'du en-nas. Ba'du en-nas. Güzel. Enha'ül el-bilad. Evet, enha tüm memleketin her tarafından gibi anlama gelir. Mudarribu sakır. Sakır eğitmeni değil mi? Evet. Atmaca diyelim. Şurada da cümle oluşturacağız. El müşkiletu problem. Yesira. Kolaydır tabii. Mübteda haber ilişkisinde biz mübteda isim cümlesinde mübteda haberin müfret mümlik, mühendislik efendim adet bakımından birbiriyle ilişkili olmasına da bakacağız. Müzekker, müzekker, müennes, müennes. Bakın burada müennes, müennes geldi. Eşekli. Ra'i. Eşekli ra'i'un. Evet, eşekli ra'i'un diyebilir mi? Şekil harikadır. Evet diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Ama evet deriz. Zaten bir anlam da uygun, şeyde uygun. El mudarribu habir. Habir, uzman değil mi? Çok güzel. Evet. As-sakru tairun. Tairuna ne diyelim? Uçuyor diyebilir miyiz? Evet, kuş uçuyor. Evet. Evet, el-husnu dal. Meksur. Kırılmış, kesilmiş değil mi? El-meharatü aliye. Ha, yüksek mehar. Bu aliye önemli diyebilir miyiz burada? Yüksek. Yani yüksek kabiliyetler, önemli kabiliyetler falan deyip geçebiliriz. Bunu da anladık. Burada ne diyor? Kelimeleri
cümle oluşturmak için efendim ne yapın? Ha, bu son alıştırmaymış. Birleştirin diyor. Bakalım burada ne yapabiliriz? Metinde de geçti arkadaşlar. Ala tibbavi falan filan. Şimdi bakın. Şöyle bir inceleyin. Lem yetemekken el atibbani ilacı sakar. Evet. İsim cümlesi de yok. İsim cümlesi yapmayalım biz. Çünkü isim cümlesi yaparsak buradaki yetemek kenu dememiz gerekirdi. O zaman fiil cümlesi yapacağız. Lem yetemekken yetemekken el etibba'u çok güzel. Min ilacı sakri dedik. Bir daha okuyalım. Lem yetemekken şu bir olsun. İki olsun. Sırayla çiziyoruz ya. Elitip üç olsun. Şu harfi cerimiz dört olsun. İlaç beş olsun. Sakır altı olsun. Tamam. Geçelim ikisine. İkinci alıştırmaya. Bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle bakın. Ne anlatmak istiyor? Ehde ahadel umara. Birisi gelmek istedi dersimize. Onu kabul edelim. Elif Ali. Bunu tanıyor musunuz? Yani üniversite dışından gelmek istemiş. Bu Elif Ali'yi tanıyor musunuz acaba? Yok hocam. He? Ben tanımıyorum hocam. Hmm. Hocam ağız diş sağlığı sınıfında bizim arkadaşımız. O bir daha talep gönderse de o da. Gerçi dersimiz de bitmek üzere arkadaşlar. Bir daha talep göndersin. İstersen söyleyeyim mi ona? Tamam, bir daha talep göndersin kabul edelim ama dersimiz de bitmek üzere. Tamam hocam. Bir daha talep göndersin. O Arapça dersini alıyor muydu bu arada? Evet hocam, sınavda hatta ki bizimleydi zaten. Tamam. Şimdi şuna bakalım. İlk cümle. Ehde ahadel umara. Bir saniye. Ehda bir. Ahadu iki olsun. Ümera üç. Melik dört olsun. Bu beş Sakran. Olsun. Bu da altı olsun. Şu beş şu altı olsun değil mi? Evet. Evet öyle gidelim. Ha, sırayla gitmiş olalım. Evet, üçe bakın. Üçe. Yakifu. Yakifu dedik. Evet. Badun. Bi ala husni minahav. Evet, bir daha bakalım. Yakifu bir. Badun nas mı olsun? İki. Evet. Şu üç. Nerede duruyor bunlar? Ala. Ala olsun. Dört. Husnun olsun. Beş. Min altı. El havf. Yedi olsun. Böyle gidelim. Tamam. Geçelim efendim dörde. Buyurun düşünün. Ra'el meliku es-sakra yuhalliku fawqa hadaik. Çok güzel. Ra'a bir. El melik iki. Es-sakra üç. Üç. Yuhalliku dört. Nerede uçsun? Fawqal kasır. Fawqal. Bu beş olsun. Yok. Beş. Altı. Yedi. Doğru mu yaptık? Fevka hadaikil kasr olacak. Fevka evet. Hadaikil kasr olacak. Evet. Gelelim dörde. En son cümlelerimizden bir tanesiydi. Yeşuddu el havfu en nase ilel vera ve yemnahum minel ibde. Bir daha bakalım. Yeşuddu bir. El havfu. Neredeydi? El havfu iki. Ennase. İki. Şimdi. Ennase üç. Dördü söyleyin. İla. Evet. Çok güzel. İlel verai. Evet. El verai. Çok güzel. Ve yemna'uhum. Ve yemna'uhum. Bundan sonra da min gelir.
Sonra da iptida gelir. Evet. Evet, burayı da böylece hallettik. Şurada ne diyor arkadaşlar? Da'i tabira vel kelimatil mülevvelete fî cümletin ukra min inşaike kemâ fil misal dedik. Şimdi burayı siz kendinize göre cümleler oluşturun dedi. Şunları kullanmak kaydıyla renkli yazılmış kelimeleri. Biz burayı okuyup anlayıp geçelim arkadaşlar. Burayı ben size bırakıyorum. Evet, burada ne diyor? Buyurun. Bir de sizin Türkçelerinizi görelim burada. Bunu siz zaten anlıyorsunuz. Türkçe güzel. Hocam renkli kelimelerden cümle kurmamız istiyor. Evet, renkli kelimelerden. Siz onu kendiniz sonra kurarsınız dersten sonra. Ama biz evet. Türkçe'yi şunu bir çevirin. Ben Türkçelerinizi merak ediyorum. Örneğin siz çalışmaya başladınız hastanede. Böyle bir cümle kurmanız gerekti. Ne yapacaksınız? Hadi bakalım. Böyle bir Arapça durum var. Bunu Türklere anlatacaksınız. Hadi. Kral Tahin'le ilgilenmek için çok güzel. Her yerden doktorlar topladı. Doktorları topladı değil mi? Şahin'le ilgilenmeleri için. İlgilenmeleri? Hı, tamam. İlgilenmeleri. Şu cemi ya, liyatenü, şuradaki vav cemidir. Bu vav kime döner? Etibbaya döner. Tamam. Evet, güzel. 2'ye gelelim. 2 ne diyor? İkiyi kim tercüme etsin? Birisi getirdi dedi ki şu cümle var hocam, sen Arap Türkçe de biliyorsun, Arapça da ana dilin, bunu bize söyle bakalım ne diyor bu cümle. Evet arkadaşlar. O zaman evet. Evet. Şöyle yapalım. Burayı size bırakıyorum. Zaten metinde de geçti. Biz tercümesinde yaptık bu cümleleri. Tekrar bakarsınız. Dersi şöyle bir kaydımızı bitirelim arkadaşlar.